Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere böyle hem ajurlu hem de üzerinde minik pıtır pıtır kabartmaları olan çok hoş bir modelim var. Bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle göstereyim. Bakın böyle minik kabartmaları var üzerinde. Arka yüzü de böyle. Arka yüzü de çok düzgün. Evet, böyle lastikli bir yapısı var üstelik. Bunu hem yazlık hem de kışlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yapılışı da çok kolay. Modelin ilmek sayısını 3'ün katları olarak hesaplıyoruz. Başka ilmek ilave etmiyoruz. Nako'nun Elit Baby ipiyle çalıştım. 4 numara şiş kullandım. Gördüğünüz gibi gayet düzgün oluyor. Salaş bir model değil. Gayet topluyor örgü kendisini. Evet, şimdi anlatımına geçebilirim. Bismillah diyerek başlıyorum. 3'ün katları demiştim. Ben de 12 ilmek attım şişimi. Yani 12 ilmekten 4 motif kurabiliyorum. Birer ilmekte kenar ilmeklerim var. 14 ilmekte başlıyorum. Evet, ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örerek alıyorum bu sıraya mahsus. Bundan sonra örmeden alacağım. Başlarken sıranın başında. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. Evet, her bir motifin kuruluşu bu şekilde oluyor. 2 düz, 1 ters. Evet. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. Evet, 4. motifimi de kuruyorum. 2 düz, 1 ters. Evet, kenar ilmeğimi de örerek bitiriyorum. Örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Evet, modelimin ikinci sırasındayım. Burada da düzleri düz, tersleri de ters örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, iki ters var. Bir düz. İki ters. Evet, sırayı bu şekilde tamamladım. Düzleri düz, tersleri de ters ördüm. Evet, örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Modelimin 3. sırasındayım. Evet arkadaşlar, bu sırada modele şeklini veren sırayı öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım yine. Evet, bir doluyorum. Yani bir ilmek eklemiş oldum bir dolayarak. Bu iki ilmeği de, bakın iki tane düz ilmeğim var. İkisini bir alıyorum. Ama normal şöyle, bakın ipim arkada, düz örgüyle örer gibi değil. Tam ters ön taraftan giriyorum, bakın. Önden girip şişin pardon, arkadaki şişe ipimi doluyorum. Evet, ters yöne bir kestirme yapmış oldum. Düz yöne aktarıyorum ilmeğimi. Ters ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, ikinci motifime geçiyorum. Bir doluyorum. İki tane düz ilmeğimi ön taraftan girip arkadaki şişe ipimi doluyorum. Bakın çıkardığımda ilmek ters tarafta kaldı. Düz yöne aktarıyorum. Ters ilmeğimi de ters örüyorum. Üçüncü motife geçiyorum. Bir doladım. İlmeklerin ön tarafından aldım. Arkadaki şişe ipimi doladım. Bıraktığımda bakın ters tarafta kaldı. Düz yöne aktarıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Evet, sonuncu motifim. İki düz ilmeğimi önce bir doluyorum. İki düz ilmeğimi ön taraftan girip ipimi de bakın arkada zaten. Arkadaki şişe doluyorum. İlmekleri bıraktığımda ters tarafta kaldı. Düz yöne aktarıyorum. Ters yöne bir kestirme yapmış oluyorum yani. Ters ilmeğimi de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sırada böyle.
Evet, dördüncü ve son sıradayım. Modelimin son sırasındayım. Evet arkadaşlar, burada düzleri düz, tersleri de ters örüyorum. Yine düz ilmek, iki tane ters var. Düzü düz örüyorum, tersi ters. Bu arttırdığım, dolayarak arttırdığım ilmeği de ters örüyorum. Düzü düz, tersi ters, arttırdığım ilmeği de ters. Evet, evet arkadaşlar, model 4 sırada kendini tekrar ediyor. İlk sırada yapmış olduğum gibi 2 düz, 1 ters olarak modeli tekrar ettirebilirsiniz. Bu şekilde örülüyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı ihmal etmeyin lütfen. Abone değilseniz abone olup hemen yanında çıkan zil butonunda tümünü işaretlerseniz bildirim alarak hemen anında haberdar olabilirsiniz bütün çalışmalarımdan. Değerli desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.